görüşü farz vacip midir? Orucunu bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde nikahla gerekiyor muyum? Kadın değil nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendim, ülkemize huzur dileyerek birlikteliğimize başlıyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlıyoruz ve program boyunca kıymetli hocamıza bilmediğimiz dini konularla ilgili olarak sorularımızı yönelteceğiz. Mail hizmetinizde, sosyal medya hesapları Twitter, Facebook hizmetinizde ve telefonumuz 0312 alan koduyla 294 4294 ulaşıp değerli hocamıza canlı yayında sorularınızı bizzat yöneltebilirsiniz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, sıhhat diliyoruz, afiyet diliyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlere de. İzleyicilerimizin soruları hazır. Bismillah deyip çıkalım yola izninizle. Burdur'dan Bayram Akıncı hattımıza değerli hocam. Bismillah diyelim. Burdur'a selamlar. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Bir sorum vardı hocama. Buyurunuz. Bir arkadaşımıza vekalet verdim. Benim adıma araba alması için. Evet. Komisyonla sordum. Komisyon da bir miktar komisyon söyledi, şu fiyata alırım diye. Fakat bahsettiği fiyat telefon ettiğimde satan kişiye evet. Bu fiyata almadığını, daha düşük fiyata aldığını söyledi. Benim vekalet verdiğim kişi daha az daha fazla fiyata sana size sattılar. Söylüyor. Hay hay. Arada fark var. Ben bunu bir ödemek istemiyorum çünkü düşük fiyat almış. Satan kişi söyledi bunu. Peki o beyefendiyle görüştünüz mü, aradakiyle? Görüştüm. Peki şöyle bir şey oldu mu? Ben aldığımdan sizden komisyon alırım falan diye bir konuşmanız oldu mu aranızda? Ücret evet, alırım. Evet. Oldu ve bir miktar verdim ben ona. Komisyon ayrıca konuştuk zaten. O anlaştığınız hesap üzerinden verdin, öyle mi? Hesap üzerinden tamam. Daha fazlasını istiyor. Tamam. Soralım efendim. Diğer sorunuz? Bir kul hakkı vermezsem onu soracaktım. Hay efendim, soralım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun, diğer sorunuzu alalım Bayram Bey. Buyurun efendim. İkinci bir sorum da hocam. Buyurun efendim. Bu namaza gidiyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Hocalarımız tesbih duasına olsun, diğer sünnet namazlarda olsun çok acele ediyorlar. Bu konuda kul hakkına girer mi hocalarımızın yaptığı? Yetiştiremiyoruz zaman zaman. Soralım değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz. Tamam, Burdur'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, saygılar. Evet değerli. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi vekalet bir kimsenin kendisinin yetkili olduğu bir alanda tasarrufta bulunması için bir başkasını yetkili kılmak. Yani burada satın alımla ilgili bir vekalet var. Evet. Yani diyor ki bu şahıs, benim adıma bir araba al. Şimdi vekalet verdiği kişi, yani vekil de, alırım doğru ama senden %2 oranında kar alırım. Komisyon alırım veya şu kadar lira komisyon alırım. Bu denilebilir mi? Olabilir. Olabilir. Haddi zatında tabii burada bu bir vekalet olmaktan çıkıyor, icariye dönüşüyor bu sefer. Evet efendim. Yani sanki bu adamı parayla kiralamış, işçi çalıştırmış gibi oluyor. Çünkü normalde bir kimse bir başkası adına bir icraatta bulunduysa onun yetkilendirmesiyle bu ücret almaz. Evet. Yani satın aldığı mal tamamen vekalet veren kişiye ait olur. Herhangi ve kaça aldıysa o kadara verir. Ama burada ne yapıyor şimdi? Vazifelendirilmiş. Vazifelendirilmiş oluyor ve ücret şart koşuyorlar. Evet. Bu vekil olmaktan çıkar, bu ecir olur. Yani onun bir bakıma ücretli işçisi olur. Evvel bunu tespit edelim. Evet efendim. İki, peki bu kişi satın aldığı fiyatı gizlemiş. Doğru. Gizlemiş. Daha uygun almış. Daha ucuz aldığı halde daha fazla almış demiş. Ve bu vekalet veren kişi de daha önce aralarındaki konuştukları o ücreti ödemiş. Evet. Komisyon ücretinin bir kısmını ödemiş diyor. Dolayısıyla şimdi burada bir kısmını değil, tamamını, anlaştıklarının tamamını ödemiş. Sonra da anlamış ki adam aldığı fiyattan daha ucuza, yani söylediği fiyattan ucuz almış. Bu aradaki farkı vermek zorunda değil. Evet. Bu aradaki farkı vermek zorunda değil. Yani ben diyelim ki aslında 25.000 liraya almış, 30.000'e aldım diyor. Daha önce de 1.000 lira diyor, senden komisyon alırım. 1.000 lira komisyonu verdikten sonra adam 30.000 aldıysa, 25.000 aldıysa 30.000 vermek zorunda değil. Kaç aldıysa onu verecektir. Ha, alım satma olsaydı, yani aradaki kişi kendi adına satın alıp sonra vekalet veren kişi adına kişiye satsaydı o zaman sorun yoktu. Sorun yoktu ama böyle değil ki. Vekalet veren kişi adına alıyor. Dolayısıyla kaça aldıysa gizlemiş oldu yani burada. Kaça aldıysa evet, onu vermek zorundadır ve onu söylemek zorundadır bu. Ama ücret şart koşulduğu için de o bir artık icare kısmına göre ücreti öder. Peki. Yani şimdi, burada bir böyle bir durumda ısrar ederse diğer taraf kul hakkı olur tabii. Evet. Peki efendim. Şimdi ikincisi biraz hızlı. Yani şöyle kul hakkı derken yani bu kişi eğer o farkı ödemediyse ödemediğinden dolayı kul hakkına girmiş olmaz. Eğer alan fazladan aldıysa o kul hakkına girmiş olur. Evet efendim. Ve ısrar ediyorsa o fazla parayı ister. Tabii yani burada sonunda ne olur? İş, nizaya döküldüğü zaman şahidi ispatı vardır. O cihete gidilir. Peki efendim. Bu camide imamların tesbihatta biraz hızlı. Hem de bu tabii tavsiye bu haliyle. İmam kendisi namazını kılıyor. Bunun kıldığı namazın süratli veya yavaş olması durumunda cemaatin namazı etkilenmez. Ama cemaate namaz kıldırırken eğer yanlış yaparsa o durum farklı. Namazdan sonraki tesbihata gelince bu tesbihat illa camide cemaatle beraber yapılması şart değildir. Hatta Resulullah dönemine döndüğümüz zaman ve ashab dönemine baktığımız zaman şimdiki bizim yaptığımız anlamda bir tesbihatın yapıldığını görmeyiz. Hatta şimdi İslam aleminin birçok ülkesinde de aynı yok. Doğru efendim. Yani ne yapıyor? İmam selam verdikten sonra herkes kendisi tesbihini çekiyor. Yani böyle bir müezzinin yönlendirmesiyle bir tesbihat yok. Bizim Osmanlı'da herhalde bu adet olmuş. Dolayısıyla burada çok bu şey cemaat açısından problem değil. İmam acele etmiş olsa bile sen kendine göre tesbihini çekersin. İlla müezzinin yönlendirmesine uymak şart değil. Peki. Efendim devam ediyoruz. Ordu'dan Avşin Kaşık hattımızda. Hoş geldiniz. Ordu'ya selamlar efendim. Aleyküm selam efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Avşin Bey. Buyurun efendim. Ben geçen programlarınızdan birinde bir soruya denk geldim. Çok güzel bir soru geldi. Buyurun. 1978 yılından 2016 yılına ihtilaflı bir borç vardı. Bu ihtilaflı borç üzerinde hocamız da güzel bir yorum yaptı. Benim daha farklı bir meselem var. Şöyle bir meselem var. Ben bir arkadaşımdan bir 3-4 yıl önce bir miktar borç aldım. Ben bu borcu alırken biz arkadaşla aramızda herhangi bir vade kararlaştırmadık. Evet. Yani o parayı bana verdi. Ne zaman istersen o zaman öde dedi. Ama şöyle bir durum da oluşmadı. Yani herhangi bir şekilde hani hibe de etmedi. Ben bunu sana veriyorum asla almayacağım da demedi. Evet. Ne zaman istersen o zaman alırsın dedi. Ancak şöyle bir durum oluştu. Ben de bir yani önümüzdeki yüklü miktarda para olduğu için önümüzdeki bir 5-6 yıl içerisinde de muhtemelen bunu ödeyemeyeceğim. Ben bu parayı ödemeye niyetlendiğim zaman paranın üzerinden aşağı yukarı bir 10 yıl, 15 yıl, hani 20 yıl geçmiş olacak. Evet. Geçmiş olacak. Bu arkadaşa da ben herhangi bir şekilde ne bu arkadaşın hakkını hani ziyan etmek istiyorum. Soralım. Ben bu arkadaşa örneğin 3 yıl önce aldığım meblağı da ödesem ben hakkımı helal ediyorum der diye düşünüyorum. Ama hay efendim. Bir de helalleşmek meselesi var. Ben böyle bir şey takıldı aklıma. Ne yapılabilir? Soralım kıymetli hocamıza. Birlikte inşallah dinleyelim efendim. Allah razı olsun arkadaşınızdan da sizden de sıhhat diliyoruz. Evet. Ordu'ya selamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi bu karz-ı hasen dediğimiz şey. Evet. Yani güzel borç verme. Bu büyük ölçüde kalktı diyebiliyoruz ama hala bu işletenler yani varmış. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bir âlicenaplık. Tabii borç vermelerde ikraz konusunda bağlayıcılık açısından vade şey değildir, bağlayıcı değildir. Yani ben birine borç verirken, arkadaş bunu 6 aylığına veririm ha, bir seneliğine veririm veyahut da 6 aylığına ben ancak öderim, bir sene ancak öderim şeklindeki sözler bağlayıcı değildir. Çünkü bu karşılıksız verilen bir teberrü olduğu için zaman kaydı koyarak o teberrüde bulunan kişi sıkıştırılmaz. Evet. Yani adam bugün verir, bir ay sonra isteyebilir. İhtiyacı vardır, 15 gün sonra isteyebilir. Ya daha dün verdin yani bugün niye istiyorsun diyemez, borçlu. Vermek durumundadır. Ama bu şahıs 3-5 senedir istememiş ve diyor ki, soruyu soran kardeşimiz, önümüzdeki birkaç sene içinde ödeyemem diyor. Evet efendim. Ve 10 seneyi bulur diyor. Şimdi böyle bir durumda ve külliyatlı da bir miktar diyor. Şimdi müftüler ne fetva verirlerse versinler, sen kendi kalbine danış diye bir söz var. Evet. Peygamber Efendimiz'in hadisi bu. İstefti kalbek. Kalbine danış. Şimdi bu arkadaşa ben sorsam, peki sence nasıl olmalı? Ne cevap verir? Muhtemelen onun değer gücünde. Muhtemelen şey der ki, bu paranın reel değerini ödemem gerekir. Doğru. Alım gücü ne idiyse bugün de aynı. Yani bu parayı ben aldığım gün, yani bir ay, iki ay, üç ay, beş ay etkilemez belki ama 10 senelik bir süre. Evet efendim. Ve muhtemelen 10 sene içerisinde o para yarı yarıya değer kaybetmiştir. Doğru. Dolayısıyla ben eğer 50.000 lira aldıysa 10 sene önce, bugün de onu 50.000 lira olarak öderse 50.000 lira ödemiş olmaz. Belki 20.000 lira ödemiş olur. Doğru. Dolayısıyla her ne kadar şart koşmamış olsalar da, arkadaşı bunu istemeyecek olsa da, istemese de, burada borçluya düşen iş, o paranın en azından reel değerini koruyarak vermesidir. Yani o günden bugüne enflasyon farkı neyse, o farkı üzerine bindirip o şekilde ödemesidir. Bu hesaplamayı kim yapabilir? Nerede yapar? Onun müşavir, o mali müşavirler, muhasebeciler falan, onlar yaparlar herhalde. Hay hay. Yani şimdi hatta kişi kendi bile yapabilir. Nasıl yapar? İşte enflasyon aralarını, oranlarını alır önüne, ona göre hesaplar yani. İşte evet, diyelim ki birinci sene %8 olmuş, 100.000 lirası olur 108.000 lira. İkinci sene %6 olmuş, onun üzerine %6 daha ekler falan yapar. Peki. O becerilebilir. Hatta bakın, enflasyon olmasa bile, para değer kaybetmese bile, aldığınız borcu en iyi şekilde ödeyin anlamındaki o emre istinaden, evet, daha iyisiyle ödemek. Mesela, gerekli. Yani yok, gerekmez, şart değil. Ama bu tavsiyedir. Evet. Peygamber Efendimiz bir borç öderken, borcu, zin ve zid, tart ve fazlalıkla ver demiş. Yani bu yapılabildiği takdirde fazileti olan bir şey ama tam hakka riayet edelim dediyse en azından enflasyon farkını üzerine koymalı. Peki. Hocam benzeri bir konu daha var. Onu da hemen izninizle paylaşalım. Muhtemelen soru cevabı aynı olabilir ama biz soralım. İzleyicimiz, Ankara'dan hocama selam ediyorum. Birine borç verdim, 6 sene sonra bana aynısıyla geri verdi. Kul hakkı olur mu diyor. Şimdi kendisi eğer buna razı değil ise söylemeliydi belki, söyleyebilirdi. Ya kardeşim sen bunu bana vadesinde ödemedin, şu kadar süre geçti. Bu değer kaybetti, onu tazmin etmeyecek misin diye söyleyebilirdi. Söylememiş, o değeri düşünmeliydi, o da düşünmemiş. Burada şimdi karanlıkta göz kırpma diye bir şey var ya. Evet. Yani evet, öteki adam belki bilmiyordu bunun böyle olacağını. Veya bu soruyu soranın öyle bir talebinin, beklentisinin olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla beklentisi olduğuna göre hatırlatmalıydı. Evet. Hatırlatmamış, öteki de düşünmemiş. O zaman helallaşsınlar yani, onun arkasına düşmesin artık. Efendim, Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Selam. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Ben hocama bir iki soru soracağım da biz arkadaş arasında birkaç kişi gün yapıyoruz. Evet efendim. Acaba caiz mi, caiz değil mi? Birinci sorum bu. Soralım. İkinci sorum da bu katılım bankalarından para çekmek caiz mi acaba? Para vermez de onlar yani bir eşya vesaire almak. Bir şey aldığın zaman, ev veya araba bir şey aldığın zaman kredi çekmek caiz mi acaba? Soralım efendim. Katılım bankalarında. Soralım efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamlar Ankara'ya, sıhhat diliyoruz. Evet değerli hocam. Şimdi bu gün meselesi bayanlar arasında çok yaygın idi biliyorsunuz. Erkeklerde mi başlamış bu şey bilmiyorum. Yani ne oluyor? Bunlar işte arkadaşlar arasında toplanıyorlar. Bir birikimle olsun veya toplanan para işe yarasın diye bir ya kura çekerek veya başka bir usullerle her ay diyelim ki veya 15 güne bir 150 lira vererek, işte 10 kişi olduysa 1000 lira her hafta, her ay birine veriyorlar. Bu şimdi verdiğinin aynısını aldığı için şey olmaz yani, sakınca olmaz ama şöyle bir sorun çıkabilir. Bu bir senede dönecekse sıra her birine, sene başında parasını alanla sene sonunda alan arasında bir değer kaybı söz konusudur. Her ne kadar bir borç ödeme değilmiş gibi olsa da daha önceden oran belirletmemek kaydıyla o farkı vermeleri de yerinde olur. Peki efendim. Yani şöyle diyelim, sene başında 100 lira veriyor ise mesela senenin ortasında diyelim enflasyon %5 olmuş. 105 lira. verilebilir. Bu şekilde bir denklik sağlanabilir. İkincisi bu katılım bankaları. Tabii bu katılım bankalarının çalışma usulü zaman zaman burada konuşuyoruz. Bu faiz alma değil, ya mal temin etme şeklinde oluyor veya kiralama şeklinde oluyor. Leasing dedikleri şey. Mal temini olunca, gerçekten mal temini şeklindeyse bunda bir sakınca olmaz. Ama al sen şu parayı ihtiyacın gör derlerse o da faize girer. Yani bir kılıfsa tabii, ismi ne olursa olsun kıymeti yok. Tabii şekilde. Efendim Oğuz Polat hocama selam ediyorum. Allah'a tasavvur etmek caiz olur mu hocam? Diyor. Kesinlikle olmaz. Niye olmaz? Şimdi Allah cisim değildir. İnsanların tasavvur edebildikleri şey nedir? Gördüğü, muhtemelen bilinçaltına yer. Yani eğer bir şekil tasavvur edecekse gördüklerindendir o. Doğru. Bir ses tasavvur edecekse duyduklarındandır. Bir koku tasavvur edecekse kokladıklarındandır. Veya tattıklarından. Yani bu 5 duyu organımızın bize bildirdiği şeylerle ilgilidir. Halbuki Cenab-ı Hak cisim değildir. Mesela tarihte Allah'a cisim nispet ettikleri için mücessime denilen bir şey olmuş. Evet, bir grup, bir... Ama bu ehli sünnet dışı bir şeydir, anlayıştır. Allah şekilden, benzerlikten tamamen uzak hali bir varlıktır. Dolayısıyla bir insanın Allah'ı bir şekilde tasavvur etmesi caiz olmaz. Zaten Peygamber Efendimizin hadisi var. Buyurur ki tefekkeru fi halkillahi la tetefekkeru fi zatihi. Yani Allah'ın yaratıkları hakkında düşünün. Yaratıklarını düşünün, kendi zatını değil. Evet. Çünkü biz şimdi Allah'a bir cisim, bir tasavvurda bulunmaya kalksak gözümüzün gördüğü şeylerden birisine benzeteceğiz. Halbuki Allah nedir? Muhalefetül lil havadistir. Allah'ın sıfatlarından biridir. Evet. Yani sonradan olan şeylere benzememesidir. Niye benzetecek Allah'a? Güneşe mi, aya mı, yıldıza mı, kime? Bir et parçasını dünyaya hakim etmiş. Yani bunları düşünmek lazım. Evet. Olmaz, kesinlikle olmaz. Evet efendim. Bir gözün nimeti enteresan yani. Peki. Efendim devam ediyoruz sorularınızı yöneltmeye. Manisa'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Manisa'ya selamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Buyurunuz hanımefendi. 3 sorum olacak hocamıza kısaca. Birincisi namaz, ikincisi namazla ilgili. Küçük bebeğim var benim. Ve sürekli yalnız olduğum için evde secdeye yerine oturuyor haliyle. Bunu elimle içerisindeyken alıp kenara koymak gerekiyor. Alıyorum 3 defa falan. Kenara koyuyorum. Namazım bozulur mu? Soralım. Bir de ağladığı zaman da bazen tutuluyorum. Bir Zamm-ı Sure'ye mesela o anda aklımdan gidiyor diyeyim. Mesela takılıyorum. 3 defa geriden almak zorunda kalıyorum. Evet. Bunda da yani onu tekrarını getiremediğimde başka Zamm-ı Sure'ye geçebilir miyim? Yoksa namazım bozulur mu yine? Üçüncüsü de helal rızıkla ilgili. Mesela esnafız, pastane gibi, fırın gibi iş yerlerinde misal gıdalar bir gün 2 gün satılabiliyor. Bizim kendi iş yerimizde de nasıl anlatayım, bayatlamaması özelliği var sattığımız gıdanın. Ve marketlerde de satılabiliyor bu tür günlük sürekli kullanılan bir gıda türü olduğu için. Katkı maddeli? Peki. Hayır, ekmek türü. Peki efendim. Şimdi biz bunu eşim mesela yarına kaldığı zaman da taze olarak satıyoruz biz bunu taze diyerek. Ben de eşime taze dememesini söylüyorum ama bayatlamıyor. Bizim için özelliği bu. Bayat olmaması. Peki. Harama girer diye de şüphe ediyorum. Soralım değerli hocamıza. Neye dikkat etmek lazım bu konuda efendim? Evet. Evladınıza hayırlar, yuvanıza huzurlar, Manisa'ya selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi bebek olayı aynel yakın sabit oldu. Doğru. Hemen arkada. Duyduk bebeğin sesini. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Salihlerden, salihalardan eylesin. Şimdi efendim anne namaz kılarken bebeğin işte önüne gelmesi, secdeye edeceği yere gelmesi durumunda onu alıp kenara koymak namaza mani değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torunlarını böyle omzuna alır, indirir, tekrar alır ve bu şekilde namaz kıldığı olurmuş. Hiç kimsenin aklına da gelmesin ki yani ya öyle şey mi olur diye. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tenkit etmeye kalkmasın kimse. Yani böyle bir hikaye anlatırlar ya. Şimdi hocaya sormuş birisi, vatandaşın birisi. Demiş ki bazen namaz kılıyoruz. Önümüzde de biri oluyor, sırtı bize dönük. O bizim namazımıza engel olur mu? Hoca da cevap veriyor. Olmaz diyor. Resulullah diyor namaz kılarken teheccüde kalkarmış. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. O da secde tarafında yatar. Peygamberimiz ona doğru namaz kılarmış. Soruyu soran bu cevabı alınca biraz da takva olmak lazım demiş. Yani Resulullah'ın yaptığını beğenmiyor adam. Şimdi bu duruma düşmemek lazım. Evet efendim. Yani Resulullah Efendimiz bunu yapmış. Bu caizdir. Buna cevaz vardır. Zaten hiç kimse durup dururken şuradaki çocuğu alıp getirip önüne koyup ondan sonra geri götürmez. Doğru. Ha, bu bir. Peki çocuk ağladığı zaman diyor bazen zamm-ı sureyi ayetleri arkasını getiremiyorum. Tekrar alıyorum. Olabilir. İnsan yanılabilir. Yani bu yanılgı harici bir sebepten dolayı da olabilir. Bu çocuğun ağlamasında olduğu gibi. Hiç böyle bir şey yokken aklına bir şey geliyor. Başka bir şey. Doğru. O oluyor bu insan kaçı beşler. Çok bildiğin bir şeyi unutuyorsun. Yani. Su gibi okurken ya, gidiyor ya. Tamam. Devam oluyor bu. Evet. Şimdi ben aklıma gelir. Konya'da İmam Hatip Okulu'nda talebeyken Kapı Camii'nde bir hoca efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hatimle namaz kıldırdı. Evet. Teravih. Hatimle. Bizim hepimizin bildiği Amener Rasulü de yanıldı. Olabilir hocam, normal. Yani değil mi? Yüzlerce ayetler birbirine benziyor. Ne yapar o zaman? Geriden alır. Birinci defada alamadı, iki de alır, iki de alamadı, üç de alır. Ona bir engel olmaz. Gelelim üçüncüsüne. Peki. Şimdi üçüncü de şey şu benim anladığım kadarıyla. Bir kimse bir balın şeyini açıklamayabilir mi? Veya gizleyebilir mi? Yani sorduk katkı maddeli mi? Hayır dedi. Yok, değil katkı dedi. Maddesinden ayrı. Evet. Mesela buradaki soru şu. Bugünden kalan ekmeği yarın taze diye satar mı? Evet. Şimdi burada iki durum var. Bir, günlük ekmek der. Günlük. Bunu diyemez. Bunu derse kandırmış olur. İki, hiçbir şey demez. Kor, ekmek isteyene verir. Bu da olabilir. Burada kandırma olmadı bak. Zaten alıyoruz ya. Yani biz şimdi ekmek alırken veya bir şey alırken günlük mü değil mi diye sormuyoruz ama bazıları sıcak oluyor, günlük olduğu belli. Doğru. Veya süt alıyorsun veya yoğurt alıyorsun, üzerinde günlük yazıyor. Doğru. Yahut da mesela zamanıyla ilgiliyse işte filan tarihe kadar diyor. Yani satıcı burada gerçeğe aykırı bir beyanda bulunmamış ise. Evet. Yani günlük ekmek dememişse mesela burada o zaman onun kazancının haram olmasını gerektiren bir şey yok. Daha önce buna benzer bir soru sorulmuştu mesela, hatırlıyorum ben, pazarcıyım dedi. Trabzon'dan aramışlardı. Kendi memleketimizin ürünü diye satıyorum ama Trabzon'un ürünü diye dışarıdan geliyor. Bu hatalı elbette, bu yanlış. Çünkü müşteriyi yönlendiriyorsun, kandırıyorsun. Ama hiç ses çıkarmıyorsun ve elindeki patatesi satıyorsun. Bu patates nereden gelirse gelsin, ister Niğde'den gelsin, ister bilmem Bolu'dan gelsin. Evet. Fark etmez ama Niğde patatesini, Bolu patatesini, Niğde patatesi diye satarsa o yanlış. Peki. Efendim, Tekirdağ'dan bir izleyicimiz. Hattımızda, hoş geldiniz. Tekirdağ'a selamlar. Aleykümselam hocam. Buyurunuz hanımefendi. Hocam, benim bir sorum olacaktı. İşte benim Buyurun. Altınım vardı. 100 gram bileziğim, bir de 12 tane altınım vardı. Düğünümün 3. gününde kaynanam aldı. 2 senedir onun yanında, hiçbir şekilde zekatını vermiyorlar. Bana günah sorulur mu? Borç mu verdiniz efendim siz? Hayır hocam, onun yanında dursun. Yani istedi, ben de eşime sorarak ona verdim. Hani evet. Artık bana vermeyecekler galiba. İşte evet. Bana şey olacak mı? Hani babam dedi, kızıma getireceksiniz 100 gram bilezik, bir de 12 altın. Soralım değerli hocamıza. Burada Hı? var mı hocam bir şey sormaya? Tekirdağ selamlar. Başka soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Yok, teşekkür ederim. Peki, sıhhat diliyoruz, yuvanıza huzurlar. Evet. Evet, şimdi bu kızımızın, kardeşimizin dediği gibi yani anlaşılan o ki bu aslında geri gelmeyecek. O zaman bunun zekatı, bunun mülkü olmaktan çıkmıştır, o mal olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla vermesine gerek yok. Zekatını vermesine gerek yok. Bunun açısından en azından. Yani o zekatı verilmediği için de bu hanımın herhangi bir suçlu cezası olmaz. Ancak o ki alanlar, kayınvalidesigil, bunun altınlarını iade ederse geri. İade ettikten sonra geçmişe yönelik olarak zekatını verir. Yani kaç sene kaldı ellerinde? 3 sene. 3 senelik zekatı verir. Ama iade etmezlerse, geri vermezlerse yapacağı bir şey yok. Bu hanımın şeyi olmaz, sorumlu olmaz. Peki efendim. Ayşe Yıldırım çiftçi, hocama selam ediyorum diyor. Eşimin önceki evliliğinden bir oğlu var diyor, yaklaşık 17 yaşlarında. Değerli hocam, ara sıra tabii ki bize geliyor diyor, yatılı olarak diyor. Ama bazen diyor eşim erken gittiğinde işe tek kalma durumlarımız oluyor. Tabii yazmış izleyicimiz ama bununla ilgili rahatsızlığımızı dile getirdik. Dini açıdan durum nedir? Eşimizle aramızda soğukluk çıkmasın diyor. Şimdi aralarında ebedi evlenme yasağı olan erkek ve kadının bir arada bulunmasının sakıncası olmaz. Yani yanlarında başka biri olmasa bile. Şimdi burada bu hanımefendinin, soranın üvey oğlu bu. Kendi oğluyla nasıl yalnız bir arada kalabiliyorsa üvey oğluyla da beraber kalır. Niye? Çünkü bu babası, kocasının oğluyla bu hanımefendinin evlenmeleri ebediyen caiz değildir. Hiçbir şekilde evlenemez. O da onun annesidir yani. Annesi. Öz anne gibidir. Değişen bunlar ana oğul gibidir. Evet. Dolayısıyla bir arada kalmalarının herhangi bir sakıncası yoktur. Bu üvey kardeşlerdeki durum nasıl hocam? Ha, şimdi şöyle, mesela bu hanımefendinin bir çocuğu, kızı varsa, önceki eşinden çocuğu olsaydı ve bu delikanlı da işte sonraki eşinin oğlu olunca, o zaman onlar birbirlerine yabancı olur idi. Peki. Ama diyelim ki şimdi bu hanımefendi şimdi kocasından çocuk dünyaya getirdi. Yani baba bir kardeş olsalar. Baba bir kardeş oldular, onlar yine kardeşler. Sorun yoktu. Peki efendim, Allah razı olsun. O zaman bu hanımefendi tereddüt etmesine gerek yok. Hocam soğuk oldu diyorum, bir şeyler söyledi. Soğukluğa falan da gerek yok. O onun oğludur. Evet, peki efendim. Aynı merhameti yine gösterecek yani. Tabii, hem gösterecek hem de öyle mahremiyet açısından kendi evladından farkı yok. Peki. Ankara'dan Bayram Aslan hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Aslan. Ankara'ya selamlar efendim. Aleyküm selam. Buyurun. Ben de selamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkürler. Efendim. Ben bir sorum vardı da. Buyurun efendim. Buyurunuz. Buyurun efendim. Bir promosyon verecek bankalar da. Evet. O bankaların verdiği promosyona faiz midir acaba, şey midir? Onu sormak istedim. Soralım efendim. Bir hadaya mıdır acaba? Hay. Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Çok teşekkür ederim. Hocama selamlar. Herkese selamlar. Allah razı olsun. Şimdi bu son zamanlarda çok yaygın oldu. Çok kafaları meşgul eden, sorulan bir soru. Biz de bunu birkaç defa cevaplandırdık ama epeydir cevaplandırmadık herhalde. Bir de zamanı da geldi herhalde. Zamanı geldi. Aslında bu memurlar öteden beri alıyorlar bu promosyonu. Yani bu yeni değil, memurların alışı 10 seneyi geçti herhalde. Doğru, şimdi işçi... Daha fazla, belki 15 senedir alıyorlar memurlar. Evet, ben hatırlıyorum 2002'de itibaren, belki daha önceden alınıyordu ama daha önce kurumlar alıyordu. Sonra memurlara bizzat verilmeye başlandı. Şimdi bunu biz doğrudan faiz olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü faiz tarifine girmiyor. Evet. Yani faizin tarifi neydi hatırlarsak? Akit sırasında şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Evet. Yani birine para veriyorsun, bu verdiğin parayı fazlasıyla alıyorsun. Şimdi burada memur bankaya mevduat vermiyor. Maaş. Para vermiyor yani. Ne oluyor? Memurun alacağı para devlet tarafından bankaya yatırılıyor. Yani banka bir aracı olarak. Kayıt altında alınmış. Aracı olarak kullanılıyor. Şimdi ve tabii bu banka o memura vereceği parayı ve emekliye vereceği parayı elinde birkaç gün tuttuğu için onu repoya veriyor, şuraya veriyor, buraya veriyor ve kazanç sağlıyor. Ve o kazancı sağlamak için de teşvik babında memurlara promosyon veriyor veya emeklilere promosyon veriyor. Tabi burada şöyle bir durum var. Bana verilecek olan para faize hizmet ediyor. Evet efendim. Bu açıdan baktığımız zaman o zaman yatırtmayalım oraya, mümkün mü? Buna gücün yetmiyor. Hayır efendim, ben maaşımı kendim direkt vezneden alacağım diyemiyoruz. Mecbur bankaya yatacak. Sen istesen de istemesen de, promosyon alsan da almasan da yatacak. Bu bir. İki, ben hep şunu düşünüyorum, buna katılmayanlar var elbette. Bu bankanın kazanç sağlaması bizim paramızdan değil, devletin parasındandır diyorum. Çünkü devlet ayın diyelim ki 15'inde alacaksa memur maaşını, 12'sinde yatırıyor bankaya. Doğru. Ve orada 3 günlük bir zaman süresinde banka çalıştırıyor. Ve o zaman bizim para değil. O zaman bizim para değil henüz. Doğru, para bize verilecek olan para o. Evet. Bizim paramız değil, bize verilecek olan para. Ve ne zaman bizim oluyor? Ayın 15'inde saat 24'ü 01 geçe. Doğru. Eğer tabii bu emekliler alışlarına göre değişiyor. Dolayısıyla bu yani bizim paramızdan bankanın faiz çalıştırması gibi gelmiyor bana. Zaten faiz değil ama sonuçta verilen promosyon bankaların gelirleri büyük ölçüde faizden olduğu için faizden kazanılan bir para oluyor. Tabii o açıdan bir şey görünüyor. Problem görünüyor. Peki ne yapalım o zaman? Almayalım mı? Alıp yiyelim mi? Alıp başkasına mı verelim? Tabii bunlar tartışıldı. Şöyle bir şey söylüyoruz biz. Kişi alsın bunu. Kişi alsın. Evet. Kendisi ihtiyaçlı ise kendi harcasın. Değilse muhtaç birine, fakir birine versin. Bizim tavsiyemiz bu istikametteydi. Şimdi bugün ben öğrendim. Yeni kurul arkadaşlarımız konuyu tekrar değerlendirmişler. Evet. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu. Bu ihtiyaç kelimesini değiştirerek dini açıdan fakir demişler. O daha yerinde olmuş. Evet. Yani niye? Çünkü ihtiyaç biraz da izafi. Herkesin ihtiyacı farklı. Dolayısıyla tabii bizim kastettiğimiz ihtiyaç yoksulsa demek. Evet. Çünkü yani muhtaç diye yoksula derler. Ama yeni bu şey yapılan Yeni İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni bu şeyi şeyinde kararı, evet, dini açıdan fakir sayılan o daha güzel olmuş o. O zaman biz şunu söyleyeceğiz şimdi. Eğer kişi dini açıdan yoksulsa kendisi harcayabilir. Evet. Değilse onu dini açıdan yoksul olanlara, bir fakire vermesi veya fakir bir şeye de verebilir. Yani bu şey banka promosyonunu emeklilerimiz alabilirler. Bankaya bırakmasınlar ya. Yani. Alabilirler. İşte dediğim gibi kendileri fakirseler, ihtiyacı içerisindeyseler harcarlar. Değilse bir fakire veya bir kurum, hayır kurumuna verirler. Şanlıurfa'dan Kemal Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Kemal Bey. Şanlıurfa'ya selamlar efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi bundan bir süre önce eşimde talakla ilgili soru soracağım. Bundan bir süre önce eşimle alakalı yaşadığım bir problemden ötürü anlık sinirlenmemden kaynaklı ama söylediklerimi bilerek ve sonrasında da hatırlayarak durum oldu. Üç evet. defa aynı anda boş ol dedim. Ondan sonra pişman oldum. Sonraki dönemlerde de işte birilerine sordum. Yani bir kısmı bunun bittiğini, bir kısmı bitmediğini söyledi. İnternetten araştırdım. Kafam allak bullak oldu. Soralım değerli hocamıza. Başka boşama oldu mu efendim aranızda? Başka bir boşama olmadı. Peki. Soralım. Olmadı. Soralım. Peki, devam. Peki siz şu anda beraber misiniz, ayrı mısınız? Şu anda beraberiz. Bir iddet süresi bitmeden tekrardan barıştık. Hı. Ama yani aklıma devamlı acaba doğru mu? Anlat. Hay hay efendim. Rahmani şimdi soralım inşallah. Kemal Bey. Onu da öğrenmek istiyorum. Birlikte öğrenelim anladım inşallah. Yuvanıza huzurlar efendim. Şanlıurfa'ya selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi bu talak meselesini aslında biz ekrandan cevaplamama doğru şeyindeyiz. Ama burada konu biraz açık herhalde. Biraz açık. Buna cevap verelim inşallah. Yalnız bunu şurada tavsiye edelim ben bu arkadaşlarımıza, yani bu talakla ilgili konularda kafası karışık olanlara, internette falan bu iş olmaz. Hay hay efendim. Yetkili bir hocaya gidip, yetkili de işte filan caminin imamı yetkili olmayabilir, olabilir de. Yani buradaki yetkiden maksat bilgi açıdan yetkili. Yoksa, talak mevzunu bilecek yani. Bilecek. Evet, hatta burada bütün görüşleri bilecek. Hay hay efendim. Sadece bir mezhebin görüşünü değil. Bilecek ve fetva vermeye ehil olacak. Ha. Şimdi onun dediğine göre hareket edecek. Oraya gitsinler yani. Böyle yani bir durum, müftü böyle bir yere gitsinler. Yani evet. O müftülüğe gider veya evet. Ne bileyim işte bir fetva hoca efendi olur. İyi bir alim vardır. Evet. Müftü olması şart olur, değildir. Evet. Ona gider sorar. Peki, şimdi evet. Biz de bu konuda şu anda ben fazla kafayı karıştırmayayım ama böyle bir durumda yani aynı anda verilen 3 talak bizim tarafımızdan, yani bizim tarafımızdan derken Diyanet İşleri Yüksek Kurulu ve dünyadaki bütün aşağı yukarı İlim adamları. Yani ilim adamları demek yanlış olur da ahval-i şahsiye, yani aile hukukuyla ilgili İslami kanunlar. Evet efendim. Yani İslami esaslara göre yazılmış kanunlar aynı anda verilen 3 talakı tek sayıyorlar. Peki. Aynı anda verilen. Yani şimdi bu kardeşimiz 3'ünü aynı anda vermiş. Müddet içerisinde barışmışlar. Talakın biri gitmiş. Bunlar 2 talakla evliliklerine devam ederler. Allah huzur versin yuvalarına. Amin. Bir sorun yok. Kafasına bir takılmasın. Tabii bu söylediğim şeyin kaynakları var. Öyle peki, kafadan çıkmış. Yani nevzuhur bir şey değil yani. Talakla ilgili hocam ne buyurursunuz bir cümle? Talakla yani ilgili boşama bir cümle sözünden şu, dikkat talak etmek. Bir defa oyuncak değil. Peki. Bir. İki, dinin teşvik ettiği bir şey de değil. Dinimizin hoşlandığı bir şey de değil. Ama ihtiyaç halinde başvurulacak bir çıkış. Evet. Bir çaredir. Bir çare. Yani dolayısıyla hiçbir zaman şey tavsiye etmeyiz. Dile pelesenk olmasın. Dile pelesenk olmamalı ve durup dururken insan talak vermemeli. Böyle bir de bazen şunu yapıyorlar. İşte bir işi yapmasını engellemek için talak veriyor. Bilmem öfkelenince veriyor. Ya bunlar yanlış şeyler. Talak ne zaman olur? Kişi gerçekten geçinemeyeceğini anladı. Bu evlilik yürüyemeyecek. Yürümeyecek. Anlaşıldı. Böyle bir durumda aslında talak verme de yerine mahkemeye müracaat edip oradan ki o zaman alıyor. Ve bu zaman içerisinde pişmanlıklar vesaire söz konusu olabiliyor. Çocuklar var. Ha, ama tabii bizim şeyimizde bu talak verme, mahkemeden önce genelde dini açıdan boşanma denilen şey. Eğer öyle bir şey mutlaka yapılacaksa kadın temizken, adeti bitmişken ve onunla bir araya gelmeden bir defa talak verip ondan sonra bırakmalılar. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz. İstanbul'dan Sevda Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Kosta. İstanbul'a selamlar. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurunuz Sevda. Hocam, benim sorum şu. Esnaflıkla uğraşıyoruz. Son günlerde bu dolarla ilgili artışlardan dolayı ürünlerimize sürekli zam geliyor. Değişiklikler oluyor. Bir esnaf olarak zor durumda kalıyoruz. Hani kul hakkına giriyor muyuz, girmiyor muyuz diye rahatsızlık veriyor bu durum bana. Ne yapabiliriz? Soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz? Teşekkür ediyorum. Sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar efendim. Evet. Şimdi, tabii insan niye ticarete var? Kazanç sağlamak için. Dolayısıyla kazanç sağlaması için, sağlayabilmesi için gerekli olan tabii aşırıya kaçmamak, karşı tarafı mağdur etmemek şartıyla gerekli olan tedbirleri alır. Şimdi dışarıdan mal ithal ediyorsun ve ithal ettiğin malı satıyorsun. Dolayısıyla bu dışarıdan ithal ettiğin malı bedelini dövizle ödediğine göre satarken de o ödediğin dövizi dikkate alarak fiyat koyacaksın. Ama piyasada dolar yükseliyor bahanesiyle suni şişirmeler haliyle tasvip edilecek bir şey değil. Yani mesela üretim yerli, Türk parasıyla alıyorsun. Doğru. Aldığın belli, alacağın belli. Ama doların yükselmesini bahane ederek iki kat fiyat koyuyorsun. Elbette bu Müslümana yakışan şey değil. Ama pahalı aldın, pahalı satacaksın. Bu bir vakadır. Ucuz aldın, ucuz satacaksın. Yani illa bu dolar döviz fiyatlarını şey yapacak değilsin. Ama dediğim gibi insan kazanç için ticaret yapar, kazanç için çalışır. Elbette kazanacağı şekilde fiyatlandırma yapar. Ama bu fiyatlandırmayı korken bir fırsatçılık olarak, suistimal olarak değil veya karşı tarafı mağdur ederek değil, hakkı olanı alarak şeklinde fiyatlandırmalı. Efendim devam ediyoruz. Ahmet Yaşar hocama selam ediyorum demiş. Nikahta mehir söylenmediyse nikahın hükmü nedir? Düzeltiyorum, Selahattin Koç soruyor efendim. Şimdi nikahtır bir defa. Yani şimdi mehrin nikah sırasında söylenmesi nikahın geçerliliği için mutlak olması gereken bir şart değildir. Dolayısıyla mehir söylenmemiş bile olsa bu kadın kocasından, evlendiği erkekten mehir alma hakkına sahiptir. Tabi burada söylenmediği için miktar belirtilmemiş demektir. Miktar belirtilmediğinde de mehri misil dediğimiz bir mehir takdir edilir ki o da örfen o kadının akrabaları, evlenen kızın akrabaları, akranları, kendi durumda olan kişilerin örfen aldığı mehirdir. Evet efendim. Ankara'dan Ethem Sayın Arat'ımızda hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar Ethem Bey. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Selam ve rahmetullah. Buyurunuz. Efendim hocama iki sorum olacaktı. Buyurun efendim. Öncelikle kredi kartı ile umre ve hac caiz midir dinen? Soralım. İkinci sorum buna bağlı olarak da Türkiye'deki isimlerine gerek yok. Peki. Bu bankalar hac kredisi verdiği şeklinde duyum almıştım. Soralım. Yatırım kar ortaklığı şeklinde. Bu caiz midir dinimizce? Hayırlı yayınlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Efendim şimdi evet. Hac ve umreye gittiğimiz zaman giderken biz ne yapıyoruz? Bir hizmet satın alıyoruz. Doğru mu? Doğru efendim. Bir paket var. Yani bir hizmet satın alıyoruz. Yani ister bu yani işler başkanlığı olsun, ister herhangi bir özel firma olsun. Ne yapıyor? Bir hizmet veriyor. O hizmetin bir kısmını kendisi satın alıyor. Bir kısmını kendisi karşılıyor. Doğru. Ve böylece bize bu şeyi yapıyor. Mesela ne yapıyor? Uçak bileti alıyor. Orada ev kiralıyor. O kirasını ödüyor. Orada servis kiralıyor. Servis vesaire. Yeme var. Evet. Yemek verirse yemek vesaire. Bunların hepsi bir hizmet. Doğru. Bunu satın alıyoruz biz. Nasıl ki bir mal satın aldığımız zaman kredi kartı ile bu malı satın almamız mümkünse vadesi dolmadan, daha doğrusu faizle düşmeden ödemek kaydıyla. Bunda bir sakınca görmüyorsak, hizmet satın alma durumundaki Bu kredi kartı kullanımında da sakınca görmeyiz. Kredi kartının adı ne olursa olsun yani. Yeter ki faize düşmesin. Peki efendim. Peki bu hacla ilgili özel kredi veriyoruz. Eğer kredi veriyorsa bu caiz olmaz. Öyle diyorlar. Yani kredi veriyorsa. Yani sen hacca gideceksin, ne lazım sana? 15.000 lira lazım. Al sana 15.000 lira, yeni sene bana 16.000 lira öde. Bu olmaz, bu faizdir bu. Başka da bir açıklaması nasıl olacaktır? Bunu şöyle bir şey deniyor. O da hizmet alıp satma. Şimdi müteahhit taşerona veriyor değil mi işi? Evet hocam. Ne yapıyor? Şimdi taşerondan hizmet satın alıyor ve müşteriye satıyor. Hayır, bu diğeri de o zaman isminin kıymeti olmayan bir başka yerde aynısını yapar ve ben hizmet satın alıyorum. Satıyorum. Gerçekten hizmet alıp satma şeklindeyse peki bunu nasıl yapar? Birebir firma lazım. Anlaşması lazım. Kendisi bizzat bu hizmeti yürütür, bu finans kurumları veya işte katılım bankası veya bir şey. O zaman normal öteki şirketin yaptığını yapmış olur. Veya dediğin gibi bir firmayla anlaşır. Bu olabilir. Yani bugün alimler içerisinde hizmet satın alıp satmayı caiz görenler var. Evet. Hizmet satın alıp satmayı caiz görenler var. Eğer gerçekten o şekilde yaparlarsa en azından bu görüşe göre caiz olur ama peki. Benim doğrusu imkanı olmayanın gitme zorunluluğu yok. Böyle bir yönteme başvurmalarına ben uygun, gerekli görmem en azından. Peki efendim. Zonguldak'tan bir izleyicimiz hattımızda, hoş geldiniz. Zonguldak'a selamlar efendim. Ve aleyküm selam hocam, hayırlı yayınlar. Teşekkürler, buyurunuz hanımefendi. Benim size bir sorum olacaktı inşallah Allah'ın izniyle. Büyük günahlardan birini işleyen birisi o günahın farkına vardıktan sonra, Allah'a tövbe ettikten sonra ve ona layık bir kul olmaya başladıktan sonra inşallah hani hakkıyla tamamen Kur'an'a ve ehli sünnete uyarak yaşarsa Allah onu inşallah affeder mi? O tövbesini kabul eder mi? Soralım ve bu kişi tekrar o tövbesinden mesela ümitsizliğe düşmeli mi? Hani Allah'ım beni affeder mi etmez mi diye, yoksa direkt Allah'a teslim olup Allah'tan ümidi kesmemeli mi? Soralım. Allah razı olsun. Zonguldak'a selamlar sizden de. Evet. Yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah bütün günahları bağışlar ifadesi var. Evet efendim. Allah bütün günahları bağışlar. Yeter ki şirk olmasın. Tabii kişi dinden çıkarsa ve geri dönmezse artık onun bağışlanacağı taraf yok. Bir de tevbe etmeden ölürse büyük günahlardan birini, mesela o müdmünül hamr ifadesi geçer Kur'an-ı Kerim'de. Nedir o müdmünül hamr? Yani içki içmeye devam edenler denir. Ama tevbe ettikten sonra Allah'ın bütün günahları affedeceğini en azından umarız. Evet. Ümit ederiz. Allah bir defa herhangi bir konuda bir şey yapmak mecburiyetinde değildir. Evet. Ben tövbe ettim, Allah affetmek zorunda. Hayır, böyle bir şey diyemezsiniz. Ama merhametlidir inşallah. Ama öyle umut ederiz. İnşallah. Bizim şeyimiz o, umudumuz o ve kanaatimiz de o. Çünkü diyor ki kendisi, Allah bütün günahları affeder diyor. Evet. Ve Allah'ın isimlerinden birisi de Tevvap'tır. Ne demek o? Tevbeleri kabul eden. Yeter ki yaptığımız tevbe olsun. İnşallah. Ayet ne diyor? Nasuh tevbesiyle tevbe edin. Değil mi? İnşallah efendim. Ve tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah'a nasuh tevbesiyle tevbe edin. Nasuh demek saf, halis, katıksız, ihlaslı. Hani var ya eddinun nasiha hadisini, din samimiyettir diye tercüme ediyor. Ya din nasihattir diye bizim doğrudan anlayacağımız hadisi birçok alim din samimiyettir diye tercüme ediyor. Samimi tövbe yani. Evet, işte. Samimi tövbe. Evet. Ki bunu çok vurgulu bir şekilde şöyle açıklıyorlar, açıklamışlar büyüklerimiz, eskiler, büyüklerimiz derken onu kastediyorum. Hazreti Ali'den yanlış hatırlamıyorsam, Resulullah'tan da belki olabilir, orası da biraz şu anda netlik yok kafamda. Nasıl ki memeden çıkan süt bir daha geri memeye dönmüyorsa, aynen o şekilde günaha dönmemek üzere tövbe etmektir. İşte bu tarif. Şimdi bu nasıl tövbesi? Bu tövbe inşallah Allah tarafından kabul edilir. İnşallah. Ve günah bağışlanır. Şimdi buradaki bu hanımefendi kardeşimizin sorduğu, yani şiddetli pişmanlık duyuyor insan ve bir daha o günah işlememeye kesinlikle söz veriyor, işlemiyor, af diliyor ve bundan sonraki hayatını da tam Allah'ın istediği bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Allah affeder inşallah. İnşallah. Bir de hadis var biliyorsunuz. Bunu özellikle bazı camilerde cuma namazında hutbe esnasında okurlar. Et-taibu minedden bi kemen la zembeleh. Evet. Çoğu insan duymuştur bunu. Günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. İnşallah. Diye. İnşallah bunun böyle olacağını umuyoruz. Bir başka soruyu da şöyle soruyor bir izleyicimiz. Denizli'den hocama selamlar. Dinden çıkan birinin tekrar dine girmesi için ne yapması gerekir? Dinden çıkanın tekrar dine girmesi için herhangi bir merasime vesaireye ihtiyacı yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Dedi ve inandı mı? Evet. O dine geri dönmüştür. Ama tabii günaha girmiştir. O istiğfar etmelidir haliyle. Yani bu yeniden dine girmek için bir merasim vesaireye gerek yok. Peki. Gerçi bizim zamanımızda şimdi ihtida merasimleri oluyor. Doğru. Ama o dinden çıkanlara değil, yeni İslam'a girenlerle ilgili ihtida ediyor. Yani ihtida etmek hidayeti bulmak demektir. Yani Müslüman olunca ona ihtida deniyor. Yani. Bunun için hatta müftülüklerimizde böyle kayıtlar tutuluyor. Bu bir bakıma onun kayda geçmesi Müslümanlığının. Bir de tabii yeni Müslüman olduğu için o İslam'ı bilmiyor. Bu ihtida vasıtasıyla işte hocalar ona biraz İslami bilgi verme, telkinlerde bulunma işi yapıyorlar. Peki. Efendim Almanya'daki vatandaşlarımıza selam ediyoruz. Fatma Karakaş hattımızda Almanya'dan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Benim hocama bir sorum olacaktı. Ben çalışıyorum. Sabah namazı girmeden, imsak girmeden önce işe gidiyorum. Geldiğimde öğle namazı olmuş oluyor ya da geçmiş oluyor işten dolayı. Şimdi hocam bir de ben yurt dışında çalıştığım için yani gayrimüslimlerle olduğum için namazı nasıl kılabilirim? Hani kaza mı olması gerekiyorsa dün dinlediğim zaman önceden niyet alma diye bir niyetle olup... Soralım değerli hocamıza. Oluyor? Peki dikkatle dinleyin efendim. Soralım. Teşekkür ederim. Almanya'daki kardeşlerimize selamlar. Evet. Şimdi bir ibadetin farz olması için veya bir şeyin bir hüküm olması için şartı var bu işin. Efendim sebebi var. Rüknü var vesaire. Evet. Şimdi namazın şartları dediğimiz zaman bunlardan 6 taneydi değil mi? Evet. Neydi o? Hadesten taharet, necasetten taharet, setra avret, istikbal kıble, vakit, niyet. Evet. Böyle öğrendik. Yeni nesil bunu böyle anlamaz. Yani maddi temizlik, manevi temizlik, kıbleye dönmek, vaktin girmesi, niyet etmek. Evet. Vaktin girmesi şart bakın. Vakit girmeden namaz farz olmaz. Ve farz olmadan önce de kılınan namaz, o vaktin namazı olmaz. Evet. Şimdi burada bu kardeşimin sorduğu şey, imsaktan önce işe gidiyorum. Gidiyorum. Gelince öğlen. İmsaktan önce sabah namazı kılamaz. Şayet iş yerinde kısa bir fırsat bulup, oradaki işi aksatmamak vesaire kaydıyla, 2 rekatlık da olsa bir sabah namazı kılacak bir imkan bulur ise orada kılar. 2 dakika yani, 3 dakika. Ha, ya, ama bulamayabilir, iş odur. Böyle bir şey imkanı yoksa öğlen geldiği zaman kaza eder. Peki efendim. Ama vakit girmeden kılamaz ki bu şu anda dün de konuşmuştuk. Evet efendim. Bizim ülkemizde de bu bazen problem haline geldi. Böyle imsak vakti çıkmadan işe gitmek için evinden çıkan insanlar var. Bu cevabımız hepsi için geçerlidir. Peki. Efendim teşekkür ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz sizlere Allah'a emanet ediyoruz efendim. İyi akşamlar. Ökür farz mıdır, vacip midir? Orucunu bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde nikahla gerekiyor. Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.